Şimdi bir kere KKM niye geldi başımıza? Kendi elimizle bile isteye bir inat uğruna dövizle ilgili dövizde bir yangın çıkardık. Sonra da yandım Allah dedik. Aralık ayında bu yangını söndürmemiz lazım ama normal metotlarla, yangın söndürücülerle, üzerine su dökerek, işte toprakla örterek falan filan, yani orman yangınlarında olduğu gibi yapmak yerine başka bir çözüm bulalım. Adına faiz demeden bir iş yapalım dedik ve böylece çok cin fikir bir şekilde, hani denenmemiş değil, denenmiş bir yöntem ama KKM'yi bulduk. Evet, KKM o sırada yangını kontrol altına aldı. Kontrol altına aldı ama tamamen söndürmedi, bir yere gizledi. Şimdi dolayısıyla bir ateş topu elimizde bulunuyor ya da işte kucağımızda bulunuyor, evimizde bulunuyor, ülkemizde bulunuyor. Böyle bir durum söz konusu. Şimdi bunu tabii rasyonele dönüşle birlikte yavaş yavaş ortadan kaldırmak gerekiyordu. Şimdi birdenbire bir adım atmak pek mümkün değil. Evet, Abdurrahman Yıldırım çok güzel ifade etti. 3 ayda hani tamamı dönse bile 20 milyar dolar. O da işte abi her ay başına 7 milyar dolar civarında düşüyor ama yine de sonuçta siz bir adım attığınız zaman, ben bundan vazgeçiyorum işaretini ortaya koyduğunuz zaman orada %140'ları kazanmaya alışmış büyük para sahipleri, küçükleri o kadar rahat hareket edemeyebilir, o kadar hızlı ve akıllı hareket edemeyebilir. En fazla yapacağı şey çeker, döviz olarak yastığının altına koyar, evinde bir kenara koyar, bankada kasaya koyacaklar, parası olmayacağı için uğraşmaz onunla. Ama esas oradan kazanan büyük para sahipleri tabii ki hemen kuşkuya düşer ve yerine yeni bir şey ister. Yerine hani yine kazanabileceği bir şey olmazsa o zaman o da kaçmanın yollarına bakabilir. Dolayısıyla çok dikkatli adım atmak gerekiyor. Şimdi onun için zaten ortamı hazırlamadan Merkez Bankası bazı denemeler yapıyor. Hani bankalar üzerinden acaba bankaları yavaş yavaş caydıracak bir şey yaparsak vazgeçerler mi diye. Hakan Aran İş Bankası Genel Müdürü, işte az önce Abdurrahman Yıldırım da tekrarladı. Gayet rahat ve açıklıkla, ki bugünkü ortamda bu kadar açık konuşması bankacıların o kadar kolay kolay da değildir. Açıkça dedi ki arkadaş, hala KKM benim müşterim için caziptir. Ben bundan vazgeç diyemem. O zaman benim bankacılığıma ters düşer bu. Gerçekten de öyle. Belki o zaman bu adımdan sonra yeni bir şeyler bulmaları gerekiyor. Belki başka yeni bir enstrüman olabilir. Daha yumuşak geçiş sağlayabilecek bir enstrüman olabilir. Onu yapabilirlerse belki çok kaçırmadan, dövize de fazla yönelişi körüklemeden bir şey olabilir. Yoksa aksi halde öyle ya da böyle, bugün değilse yarın, yarın değilse öbür gün, ister istemez oradan çözülecek para, hani siz çözmeye niyetlendiğiniz için oradan çözülecek para yeniden dövize park eder. Hani dövizde bankalarda geliri olmasa bile döviz olarak paramı koruyayım diye tasarruf sahibi kendine bir çözüm arar. Aksi halde sizin bir miktar da olsa faizi artırmanız gerekiyor. Yani şart değil birdenbire böyle işte 50'leri 60'ları falan çıkarmanız ama hani yavaş yavaş buraya da geçebilirsin arkadaş. Özellikle dediğim gibi daha küçük para sahiplerinin kendini daha yakın bulacakları enstrümanları veya işte faiz yoluyla, faizi biraz artırmak yoluyla yaratmak mümkün olabilir. Yoksa dediğim gibi buradan çözülecek para ister istemez dövize doğru yönelecektir diye düşünüyorum. Şimdi siz 3:30 gibi ayrılacaksınız. O yüzden hani temel konu başlığımız da zaten bu hem faizde hem enflasyonda hem de dövizde nereye gideceği konusu. Şimdi seçime kadar işte 30'a kadar tutmak istiyor, 30 TL'ye kadar tutmak istiyor yorumu var bir izleyicimizin. Evet, Şu öyle anda da yorumlar var. göstergelerde onu gösteriyor zaten ama hani sizin bu anlamda bu üç dinamik, enflasyon zaten çok önemli. Bir de çok önemli bir şey söylediniz, ben onu oradan yürüteceğim bu konuşmayı. Şimdi yan bir aslında politika demeyeyim de enstrümanla desteklenmesi lazım. KKM'den çıkış geç kalınmış ama doğru bir nokta dediniz. Dolayısıyla bundan sonra nasıl bir uygulama getireceği önemli. Sadece bankalara yüklenerek bu iş olmayacak, öyle gözüküyor. Ama
Spesifik olarak sonuçta bu bir geçiş aşamasında bile olsa ciddi bir travma yaratacak. Döviz tarafından evet. Mesela neleri konuşacağız? Enflasyon tarafında nasıl bir oynamaya neden olacak? Bir de faiz, şimdi yarım değil mi, faiz kararı da var, bekleniyor. Şimdi herhalde bu hafta biraz onu da görmek isteyecek bankalar. İş Bankası biraz cengaver davranıp erken konuşma yaptı ama diğer bankalar herhalde bir bakacak politika faizde ne oluyor diye. Evet. Sizin bu anlamdaki tahminlerinizi, öngörülerinizi rica edeceğim. Politika faizi konusunda zaten yine beklentiler çok yüksek değil gibi görünüyor. Aslında yükselse şimdi bu ortamda KKM'den bir yandan vazgeçiyoruz. Madem vazgeçeceğiz, ona bir zemin hazırlıyorsak biraz yüksek yapmak gerekiyor. Ama bakıyorum bizdeki yazılarda da, işte Erhan Hoca'nın yazısında da var. 200 bas puan civarında bir artış bekliyorum diye adını koymuş. Başka beklentiler de aşağı yukarı o boyutlarda. Çünkü önceki tutumu Merkez Bankası'nın yönetiminde, ekonominin yönetiminin böyle oldu. O zaman çok da aşırı bir yükseliş faizde beklemiyoruz. Ama dövizi de bizi izleyenlerin söylediği gibi tutmaya çalışıyorlar. Ama elinde ne kadar imkan olacak? Tamam, günlük alımlarla veya işte en son yine karşılıklarla oynadı Merkez Bankası ve bir miktar daha bankaların döviz mevduatlarını Merkez Bankası'na doğru yönlendirmiş oldu. Onlarla günü kurtarmaya çalışacak. Ama dışarıdan yeteri kadar döviz kaynağı gelmedikçe o frenlemeyi, şeyi belli bir seviyede tutmayı zor yapabiliriz gibi görünüyor. Enflasyon, eğer tabii döviz tırmanışa geçerse tekrar, enflasyonu zaten hani yüksek olacağını biliyoruz. Önünü tutmak çok kolay olmasa gerek diye düşünüyorum. Ben açıkçası bir, yani daha yumuşak geçişi sağlayacak enstrüman bulmak zorundalar. Ya faizi artıracaklar ya da artırmak istemiyorlarsa yumuşak geçişi sağlayacak bir enstrüman bulmaları gerekiyor. Yoksa işimiz zor.